Merhaba sevgili çocuklar. Ben Adana Gündoğdu Okulları'ndan Semiha Bağış. Bugün sizlerle 4. sınıf matematik dersine giriş yapacağız. İlk konumuz doğal sayılar. Bu dersin sonunda 4, 5 ve 6 basamaklı sayıları okuyup yazabileceğiz. Bölük kavramını öğreneceğiz. Sayıların basamak ve sayı değerlerini bulabileceğiz. Şimdi başlayalım. Evet. Doğal sayılar dedik bir giriş yapalım şimdi. Dört basamaklı doğal sayılar. Dört basamaklı doğal sayılarla ilgili konuşmadan önce üç basamaklı doğal sayıları hatırlayalım. Ne dersiniz? Evet. Üç basamaklı doğal sayılar. Üç tane rakamın yan yana yazılmasıyla oluşan sayılardı. Üç basamaklı doğal sayılar. Hemen buraya bir üç basamaklı doğal sayı yazıyorum. 205. 1, 2 ve 3 tane rakam yan yana 3 basamaklı bir doğal sayı 205. Peki 3 basamaklı en küçük doğal sayımız neydi? 100. Peki 3 basamaklı en büyük doğal sayımız neydi? 999. Evet, şimdi 4 basamaklı doğal sayılara geçiş yapalım. 999 sayısına 1 ekleyerek 1000 sayısını buluruz. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane rakamdan oluştu. 4 basamaklı doğal sayılar 4 rakamdan oluşurlar. 4 basamaklı sayıların en küçüğü 1000, en büyüğü ise 9999. Peki biz dört basamaklı doğal sayıları günlük hayatımızda nerelerde kullanılırız? Tabii ki pek çok yerde. Örneğin, hangi yılda doğdum ben? 1981. Evet. Cumhuriyet ne zaman ilan edildi? Cumhuriyet 1923'te ilan edildi. Uludağ'ın yüksekliği 2543 metredir. Bir masaüstü bilgisayarı satın almak için en az 1250 TL gerekir. Bolu ile Mardin illeri arasındaki mesafe 1187 kilometredir. Şimdi bakalım. Kızılırmak Nehri 1355 kilometre uzunluğundadır. 1355 sayısının taban bloklarıyla gösterilişini inceleyelim. Bir binlik, üç yüzlük, beş onluk ve beş birlik. Bin, üç yüz, elli, beş. Türkiye'deki güneş enerjisi santrallerinin sayısı 1043'tür. 1043 dört basamaklı bir doğal sayıdır. Evet. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı ve binler basamağı. Peki basamak değeri neydi? Basamak değeri ne demekti? basamak değeri bir sayının bulunduğu basamaktan dolayı sahip olduğu değerdi basamak değeri. 3'ün bulunduğu basamaktan dolayı sahip olduğu değer 3 çarpı 1 eşittir 3'tür. 4'ün bulunduğu basamaktan dolayı sahip olduğu değer 4 çarpı 10 eşittir 40'tır. Yüzün bulunduğu basamaktan dolayı sahip olduğu değer sıfır çarpı yüz eşittir sıfırdır. Birin bulunduğu basamaktan dolayı sahip olduğu değer 1 çarpı bin 1000 eşittir bindir. Arda'nın okul numarası olan 5.639 sayısının abaküs üzerinde gösterilişini inceleyelim. Birlik 9 tane onluk 3 tane yüzlük 6 tane ve 1000'lik 5 tane. Bilgi bulutu. Doğal sayıları çözümleme işlemi rakamların basamak değerleri toplanarak yapılır. Rakamların basamak değerini topladığımızda biz o sayının kendisini buluruz. Birler basamağında 9, onlar basamağında 3 çarpı 10'dan dolayı 30, yüzler basamağında 6 çarpı 100'den dolayı 600 ve binler basamağında 5 çarpı 1000'den dolayı 5000 rakamların basamak değeri. Sayının okunuşu 5639. Sayının çözümlemesi 5000 bin artı 600 artı 30 artı 9. Peki biz dört basamaklı sayıları okurken öncelikle neye dikkat edeceğiz? Dört basamaklı sayılarda dördüncü rakamdan sonra mutlaka bin diyerek söylememiz gerekir. Örneğin, 1365, 4 bin 27.

ve yazılışları ile ilgili eksik bırakılan bölümleri doldurunuz. 2017 2017 6782 6782 seksen iki. Üç bin altı yüz dokuz. Üç bin altı yüz dokuz. Sekiz bin yüz elli bir. Sekiz bin Yüz Evet. Diğer kısmı siz kendi kitabınızdan yapabilirsiniz sevgili çocuklar. Aşağıda verilen sayıları abaküs üstünde gösteriniz. Üste yer alan boşluklara sayıları rakamla yazınız. Öncelikle 9707 bin 7 Birlik kaç birlik var? 9707'de 7 birlik Pardon. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Kaç onluk? 0 onluk. Kaç yüzlük? 7 1 2 3 4 5 6 ve 7. Kaç binlik? 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 bin 707. Aşağıda verilen sayıları abaküs üstünde gösteriniz. Altta yer alan boşluklara sayıların okunuşlarını ve Basamak isimlerini yazınız. Evet, birlik. Pardon sevgili çocuklar, onluk. yüzlük Şöyle yapalım. Yüzlük ve binlik. Evet. Sayımız 5281

4, 5 6 7 8 2 yüzlük 1 2 ve 5000'lik 1 2 3 4 5. Diğerini siz yapabilirsiniz sevgili çocuklar. Aşağıda 4 basamaklı sayıların okunuşları verilmiştir. Okunuşlarının karşısına doğru sayıyı yazınız. Hadi yazalım arkadaşlar.

bölük kavramı. Bölük ne demek? Bölük gruplamak demektir arkadaşlar. Sayıların daha kolay okunmasını sağlamak için bizler büyük sayıları bölüklerine ayırırız. Bir tam sayının sağdan sola doğru üçer üçer ayrılan basamaklarından her bir üçlü takıma bölük denir. Burası birler bölüğü, burası binler bölüğüdür. Dört basamaklı bir sayının birler bölüğünde birler, onlar ve yüzler basamağı bulunur, binler bölüğünde ise binler basamağı yer almaktadır. Sayımız 5989. Birler bölüğünde 9, 8 ve 9 rakamları, binler bölüğünde ise 5 rakamı bulunur. Birler bölüğünde birler basamağı, onlar basamağı ve yüzler basamağı vardır. Binler bölüğünde ise binler basamağı bulunmaktadır. Basamak kavramının esası gruplamaya dayalıdır. Evet, beş basamaklı doğal sayılar. Dört basamaklı sayıların en büyüğü olan 9999 sayısının bir fazlasıyla oluşan sayı 10.000 olarak adlandırılır. 10.000 5 basamaklı bir doğal sayıdır. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5. Evet 5 basamaklı bir doğal sayı. 5 basamaklı sayıların en küçüğü 10.000, en büyüğü ise 99.999'dur. 5 basamaklı doğal sayılar bazı araç ve ev fiyatlarında, il ve ilçe nüfus verilerinde karşımıza çıkabilir. Spor Genel Müdürlüğü verilerine göre 2017 itibariyle Türkiye'deki lisanslı ve engelli sporcu sayısı 38.710'dur. 2015 sayım sonucuna göre Safranbolu nüfusu 59.800'dür. Bir tren yıl boyunca 48.326 yolcu taşımıştır. Bu sayının Basamak tablosunda gösterilişine inceleyelim. Bakalım. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı ve on binler basamağı. Basamak değeri neydi? Bir sayının bulunduğu basamaktan dolayı almış olduğu değerdi. Birler basamağındaki altı rakamının basamak değeri yine 6. 2'nin basamak değeri 20, 3'ün basamak değeri 300, 8'in basamak değeri 8000 ve 4'ün basamak değeri 40000'dir arkadaşlar. İstanbul Ankara hava yolu seferini gerçekleştiren uçak 34152 sefer sayısı ile uçmaktadır. Bu sayının abaküs üzerinde gösterilişini inceleyelim. 2 birlik 5 onluk 1 yüzlük 4 binlik 3 10 binlik 34.152. 5 bin basamaklı doğal sayıları biz söylerken binliklerden sonra bin ifadesini kullanıyoruz. Sayının bulunduğu basamaktaki değerine basamak değeri denir. Buna az önce de konuşmuştuk. Bulunduğu basamak değerine alınmadan taşıdığı değere sayı değeri denir arkadaşlar. Örneğin 30217 doğal sayısında 2'nin basamak değeri 200'dür ama sayı değeri 2'dir. 3'ün basamak değeri 30.000'dir ama sayı değeri Üç tür. Beş basamaklı bir sayının birler bölünde birler, onlar ve yüzler basamakları bulunur. Binler bölünde ise binler, on binler basamakları bulunur. Aşağıdaki 5 basamaklı doğal sayıların okunuş ve yaz alışlarını inceleyelim. 48.221 70.000 125, 92.070, 11.250, 16.932, 27.484 Evet, aşağıda verilen doğal sayılarla ilgili eksik bilgileri tamamlayınız. 61.058 Öncelikle basamak adlarını yazalım birler basamağı onlar basamağı yüzler basamağı binler basamağı ve on binler basamağı Rakamların basamak değerini yazalım. 8'in bulunduğu basamaktan dolayı sahip olduğu değer 8. 5'in bulunduğu basamaktan dolayı sahip olduğu değer 50. Pardon arkadaşlar. Sıfırın bulunduğu basamaktan dolayı sahip olduğu değer sıfır. 1'in bulunduğu basamaktan dolayı sahip olduğu değer 1000 ve 6'nın bulunduğu basamaktan dolayı sahip olduğu değer 60.000 arkadaşlar. Evet, sayının okunuşunu yazıyorum şimdi buraya sizlere. Evet. 60 bir bin elli sekiz, altmış bir bin elli sekiz. Aşağıdaki tabloda verilen beş basamaklı sayıların okunuş ve yazılışları ile ilgili eksik bilgileri tamamlayınız. Otuz bin yüz beş. yazıyorum. Otuz bin yüz altmış beş on iki bin üç yüz on iki bin pardon üç yüz on sayımıza bakalım elli beş bin yedi 55.700. Diğer kısımları sizler yapabilirsiniz. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Yanlış olan ifadeyi düzelterek alt satırı yazınız. 38.263 sayısının okunuşu 30.263. Şu araya 8 yazmayı unutmuşlar. Bu ifade Şöyle yapalım arkadaşlar. Bu ifade şu anda yanlış. Buraya ne yazmayı unutmuşlar? 8 ifadesi mutlaka yazılmalıydı. 14.531 sayısını oluşturan rakamların sayı değerleri toplamı 14'tür. Bakalım. 4 bir daha 5, 5 daha 10, 3 daha 13, bir daha 14. Sayı değeri neydi? Sayının kendi değeri. Evet bu doğru. 1, 4, 2, 0, 3 rakamlarını bir kez kullanarak yazılabilecek en büyük sayı. Hemen yerlerini hazırlıyorum. Birinci sayım için, ikinci sayım için, üçüncü sayım için, dördüncü sayım için ve beşinci sayım için. En büyük sayı dediğine göre 4'ü başa aldım. 3 2, 1 ve 0. 43.210 yazılabilecek en büyük sayıdır. Kendisinin söylediği yanlıştır. Y koyuyorum arkadaşlar. 6 basamaklı doğal sayılar. 99.999 sayısına 1 bir ekleyerek bir 100.000 sayısına ulaşır, ulaşırız. Ve 6 basamaklı bir sayıdır 100, bin 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 basamaklı sayıların en küçüğü 100.000, en büyüğü ise 999.999'dur. Günlük yaşantımızda 6 basamaklı doğal sayıları bazı ev ve araç fiyatlarında, bazı illerin nüfus verilerinde, bankalardaki hesap numaralarında ve çeşitli şifrelerde görebiliriz. Bir ilçede dönem boyunca dağıtılan okul sütü sayısı 524.928'dir. Bu sayının basamak tablosunda gösterilişini inceleyelim. 8'in bulunduğu basamaktan dolayı sahip olduğu değer 8, 2'nin sahip olduğu değer 20, 9'un sahip olduğu değer 900, 4'ün sahip olduğu değer 4000, 2'nin sahip olduğu değer 20000 ve 5'in sahip olduğu değer 500 bin'dir arkadaşlar. 2015 nüfus sayımı verilerine göre Muğla'nın nüfusu 923.733'tür. Bu sayının abaküs üzerinde gösterilişini inceleyelim. 3 birlik, 3 onluk, 7 yüzlük, 3 binlik, 2 10 binlik ve 9 100 binlik. 6 basamaklı bir sayının birler bölüğünde birler, onlar ve yüzler basamakları, binler bölüğünde ise binler, on binler ve yüz binler basamakları bulunur. Evet, sayımız 791.205. Birler bölü, binler bölü. Birler bölüğünde 205, binler bölüğünde 791. Evet, birler bölüğü, birler basamağı, onlar basamağı ve yüzler basamağı vardır. Binler bölüğünde binler basamağı, on binler basamağı ve yüz binler basamağı bulunur. Sayıların okunuşuna bir bakalım. Aşağıdaki altı basamaklı doğal sayıların okunuş ve yaz inceleyelim. 329.631 110.000

Aşağıda verilen 6 basamaklı sayıların okunuş ve yazılışları ile ilgili eksik verilen bilgileri tamamlayınız. Hemen buraya yazalım sayımızı. İki yüz on bir bin iki bin yüz kırk dört. İki yüz on bir bin yüz kırk dört. Şuradan bir de sayımızı yazalım. Yüz yedi bin iki yüz on sekiz. Yüz yedi bin iki yüz on sekiz. Evet. Aşağıdaki çocukların akıllarına takılan soruların yanıtlamalarına yardımcı olunuz. 483890 sayısında tekrar eden rakamların basamak değerleri toplamı kaçtır? Tekrar eden rakamlar hangisi arkadaşlar? 8. 8'in bu 8'in bulunduğu basamak ve bu 8'in bulunduğu basamaktan dolayı değerlerini bulacağız. Öncelikle birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı ve on binler basamağı 10 binler basamağında olduğu için 8 çarpı 10 bin pardon arkadaşlar 80 bin. Diğer 8'imiz yüzler basamağında onun da basamak değeri 800 arkadaşlar. İkisini topladığımızda 80 bin 800 eder. Bunu siz evde yapabilirsiniz arkadaşlar. Şu sorulara bakalım. Tüm rakamlarla ulaşılabilecek, eee, altı basamaklı en büyük doğal sayı kaçtır? Şöyle yapalım. 1 2 3 4 5 6. Ben bu sorularda mutlaka yerlerini belirtmek isterim. Altı basamaklı en büyük dediğine göre şu anda 7 burada en büyük. 7'den sonra hemen 5 gelecek. 5'ten sonra hemen 4 gelecek. 4'ten sonra hemen 2 gelecek. 1 gelecek ve 0 gelecek. 754.210. Tüm rakamlarla oluşabilecek 6 basamaklı en küçük doğal sayı hemen yerini belirliyorum. 1 2 3 4 5 6 en küçük dediği için sıfırı başa yazabilir miyim? Tabii ki yazamam. Çünkü o zaman altı basamaklı olmaz. Şaşırtmacalı biri yazacağım. Yanına sıfır yazacağım arkadaşlar. İkiyi yazacağım en küçük dediği için. Dördü yazacağım. Beşi yazacağım. Ve yediyi yazacağım. 102.457 yedi. Evet. Birler bölü 154, binler bölü 648 olan 6 basamaklı sayıyı aşağıdaki kutuca yazınız diyor. Hemen yazalım. Binler bölü 648, birler bölü 154. Sayımız 648.154. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.